Bu videoda sizlere ikinci sınıf İngilizce dersi ile ilgili bir worksheet çalışması yapacağım. Bu worksheet'te, bu çalışma kağıdında birinci üniteden beşinci üniteye kadar konuları kapsayan sorular ve çalışmalar yer almaktadır. İlk bölüme bakalım. İlk bölümde diyor ki soruları cevapları ile ya cümleleri karşılıkları ile eşleştiriniz. Yani soruysa cevabını bulacağız. Herhangi bir cümleyse de onun karşılığını bulacağız. How many rulers demiş. Şimdi how many kaç tane anlamında gelmektedir. Rulers da cetvel demektir. Yani buradaki sorumuz kaç tane cetvel olduğunu sormaktadır. O zaman seçeneklerde sayı bildiren bir seçenek olması lazım. Hayır olmaz. Two olabilir. Good night. It's brown. I'm nine. Evet. Two yani iki anlamında gelen two bu sorunun cevabıdır. Yani birinci sorumuz A seçeneğidir. How are you? How are you? Bir kişinin nasıl olduğunu soran bir sorudur. Nasılsınız diyor. Nasıl olduğunu soran bir kişiye hi diye cevap veremeyiz. Good night, iyi geceler diyemeyiz. Kahverengi diyemeyiz. 9 yaşındayım diyemeyiz. You're welcome bir şey değil diyemeyiz. I'm fine, thank you. Evet doğrudur. İyiyim, teşekkür ederim diyebiliriz. Yani 2 he. Üçüncü sorumuz teşekkür ederim. Teşekkür ederimin karşılığı bir şey değildir. İngilizce'de bir şey değil anlamına gelen kelime you're welcome'dır. O zaman G seçeneği. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Thank you. You're welcome. Good night. İyi geceler diyen birisine yine iyi geceler diye cevap veririz herhalde. De. Old are you? Burada how old yaşını soruyor. Ne kadar yaşındasın? Yani kaç yaşındasın anlamına gelmektedir. How old are you? I'm nine. 9 yaşındayım anlamına gelen ifade doğrudur. Hello. Merhaba diyen birisine selam anlamında gelen hi cevap şeklinde cevap verebiliriz. A. What color is it? Yani burada da color rengini sormaktadır. Rengi olduğuna göre it's brown kahverengi E seçeneği doğrudur. What color is it sorusu bir şeyin rengini sormaktadır. İkinci bölüme geçelim. İkinci bölümde kelimelerin anlamları ile eşleştiriniz. Bakalım kelimelerin anlamlarını. Mor renk. Yani burada Türkçesi verilmiş, İngilizcesi isteniyor. Table, masa, salata, purple, mor renk doğrudur. C seçeneği birincinin cevabı C'dir. Masa, evet masa A'dır. A. Üçüncüsü hoşça kal. Hoşça kal anlamına gelen kelime. Goodbye. E. Salata, evet İngilizce'de salat. B. Üniversite, üniversitede university. F. Yani burada bir seçenek fazla vermiş. Door, kapı. Buradaki seçeneklerimizde bulunmamaktadır. Evet, sayıların İngilizce yazılışları ile ilgili bir bulmacamız var. Yukarıdan aşağı ve soldan sağa bakacağız. Yukarıdan aşağı, evet, 7'nin yazılışı 7. 7. 8'in yazılışı 8. 2'nin yazılışı 2. Dördün yazılışı four. Four. Üçün yazılışı three. Three. Beşin yazılışı five. Evet. Böylece sayıların yazılışında böyle bulmacayı tamamlamış olduk. D bölümde ifadeleri ikinci kelimelerini bularak tamamlayınız. Yani buradaki ifadeyi tamamlayan kelime bu karşıda olması gerekiyor. Bakalım hangisi? Close. Kapatmak ya da kapat. Bir emir olarak verdiğimizde kapat. Excuse, affedersiniz anlamında gelecek. Onu tamamlayacağız. Stand, ayakta durmak. Ayağa kalk. Turn, dönmek. Cut, kesmek. Paint, boyamak. Draw, çizmek. Yani çiz, boya, kes şeklinde ifadeler kullanacağız. Close, kapat. Neyi kapat? Kağıdı kapat. Olmaz. Kediyi kapat. Hayır. Resmi kapat. Olmaz. Up kapat olmaz. Window pencereyi kapat. Evet. Doğru seçeneğimiz pencereyi kapat olması gerekir. Şöyle çizelim. Close the window. Excuse me ile kullanılır. Onu da böyle yapalım. Excuse me. Affedersiniz. Stand up ile birlikte kullanılır. Ayağa kalk. Turn left ile birlikte kullanacağız. Çünkü sola dön. Diğerleri olmaz. Cut kes. Neyi keselim? Kağıdı kesebiliriz. Kediyi kesemeyiz. Resmi kesemeyiz. Yani büyük ihtimal kağıdı kes. Bizim öyle bir talimat verecek.
Cut the paper. Paint, neyi boyarız? Resmi boyarız, evet. Resmi boyarız, paint boyarız. Draw. Drawsa, çiz. Ne çizelim? Bir kedi çizelim. Evet, böylece bu bölümü de tamamlamış olduk. Kendinize göre cevaplayınız. What's your name sorusunun cevabı my name is ya da I am şeklinde cevap veririz. My name is Murat. Mesela bu şekilde cevap veririz. Ya da I'm Murat da doğrudur. How are you? Nasılsınız? I'm fine. İyiyim. I'm fine. Ya da I'm fine. Thank you. Thank you ile de tamamlayabiliriz. I'm fine. Thank you şeklinde söyleyebiliriz. How old are you? Bu da yaşımızı soruyor. Yaşımızı cevap söylerken I'm diye başlıyoruz yine. I'm diyoruz. Mesela diyelim ki 10 yaşındayız. Bu sefer ne diyoruz? 10. 9 yaşındaysak 9 diyeceğiz. 8 yaşındaysak 8 diyeceğiz. Yani buradaki yaşımızı söylerken sayıyı buraya yazacağız. Şimdi ikinci kağıdımıza geçelim. İkinci kağıdımızda resimli bazı sorularımız var. Şimdi bu sorularımızdan bakıyoruz. Şimdi buradaki resimlerin anlamlarını verilen kelimelerden bularak yazın. Yani buradaki ifadelerden resimlerin anlamlarını bularak yazacağız. Kaç tane var? 2, 4, 5. Yani 10 tane kelimemiz var ama 8 tane kelimemiz var. 8 tane resmimiz var. Yani 10 tane kelime, 8 tane resim. O zaman 2 tane kelimeyi kullanmayacağız. Kedimiz cat. Pastel boyamız bakıyoruz. Kelimelerin anlamlarını bilmemiz gerekiyor tabii ki. Bu kelimeleri çalışmadan bunları yapamayız. Vagon, tren. O zaman vagon. Vagon. Tükenmez kalem. Pen. Tahta. Bakıyoruz. Board. Board tahta. Televizyon. Television. Television. Sıra. Desk. Tren. Train. Yani kanguru ile chair'ı, kanguru ile sandalyeyi kullanmamış oluyoruz. Yani bu kelimeleri ezberlemeden bu soruları yapmamız mümkün değil tabii ki. Resimlerin anlamlarında eksik harfleri tamamlayınız. Burada da şeylerin, kelimelerin İngilizce yazılışlarını düzgün yazmayla ilgili. Mesela kek, pasta, cake yazılışını düzgün bilmemiz gerekiyor. Defter, defter, notebook. Notebook şeklinde. Okul çantası, school bag. School bag. Evet, bu da okul çantası ile ilgili bir sorumuz. Soruların cevaplarını seçeneklerde işaretleyiniz. Burada da iki tane test sorumuz var. Bakalım sorumuz sorulmuş. Crayons demiş ve four crayons. Bu da sayısını bildirmiş. Sayısını bildirdiğine göre demek ki bir sayıyı soracağız. Sayı soran soru kelimemiz neydi bizim? How many'ydi. What ne anlamına gelir? How old yaşı soran bir sorudur. What color da rengi soran bir sorudur. Yani how many doğru cevaptır. How many crayons? Kaç tane pastel boya? Four crayons. Dört tane pastel boya anlamına gelir. It is pink. Ha, burada da rengi söylüyor. Pink pembe demek çünkü. Rengi söylediği için aşağıdaki hangi soruyu yukarıdaki gibi cevap verilebilir? Hangi soruya? Yukarıdaki. Evet, bu cevap hangi sorunun cevabıdır? Bakalım. How many books? Kaç tane kitap? Pembe. Hayır. How old are you? Kaç yaşındasın? Pembe. Hayır. What's your name? İsmin nedir? Pembe. Hayır. What color is it? Onun rengi nedir? Pembe renklidir anlamına gelmektedir. Böylece çalışma kağıdını tamamlıyoruz.